Metabolizma enerjinin vücut boyunca akışından ibarettir. Enerji yemek yediğimizde vücudumuza girer ve tükettiğimiz besinlerin 3 farklı şekilde emilimi yapılır arkadaşlar. Besinler amino asitler, yani proteinleri oluşturan yapılar olarak emilebilir. Örneğin ette bol miktarda amino asit olduğunu düşünebilirsiniz. Veya yağ olarak emilebilirler. Bunlar lipitler veya yağ asitleridir. Yağlı ve kızarmış yemekler yağ bakımından zengindir ya da üçüncü olarak arkadaşlar karbonhidrat olarak emilebilirler. Buraya K nokta hidratlar, K nokta hidratlar da diyebilirsiniz. K nokta hidratlar şeklinde böyle yazıyorum ben. Evet, dondurmada veya tatlı yiyeceklerde bol miktarda karbonhidrat bulunur. Bunların her biri gastrointestinal yola yani mide ve bağırsaklara enerji verir. Ardından bu enerji emilebilir ve kullanım için başka bir yere gönderilebilir. Karbonhidratlar ana enerji kaynaklarından bir tanesidir. O zaman hemen karbonhidratlara odaklanalım ve karbonhidratların en basit formu olan glikoz ile başlayalım. Glikoz basit şeker olarak da bilinir. Şimdi vücutta glikoz varlığını kontrol eden iki ana hormon vardır. Bu ikisi arasında sürekli bir çekişme devam eder. Bunlardan birinin adı insülin. Muhtemelen insülini duymuşsunuzdur, değil mi? İnsülin İnsülin glikozun depolanmasını düzenler ki bundan birazdan bahsedeceğim. Diğer hormonumuz ise glukagon adı verilen bir hormon arkadaşlar. Glukagon. Bunu belki insülin kadar çok duymamışsınızdır ama glukagon depodan glikoz salınımını düzenler. Kanda yeteri miktarda glikoz olması çok önemlidir. Çünkü örneğin beynimiz günde yaklaşık olarak 120 gram glikoz kullanır. Bu yüksek bir miktar çünkü bu miktar gün içinde tükettiğimiz glikozun yaklaşık %60'ına 70'ine tekabül eder. Şu şekilde söylersek daha anlaşılır olabilir arkadaşlar. 120 gram glikoz yaklaşık olarak 250 adet ufak şeker demek. Hem de tek bir gün için. Bu gerçekten de çok fazla bir miktar. Öyle değil mi? Temel organların kullanımı için yeterli miktarda glikozun bulunmasının niçin önemli olduğunu görebiliyorsunuzdur. Neyse ki kanımızdaki glikoz miktarını düzenlemeye yardımcı olan bu iki hormona sahibiz. Şimdi bu hormonların kanımızdaki glikoz miktarını nasıl ayarladığına bir bakalım gelin birlikte. Bunu şu grafik üzerinde yapalım. Bu eksenin süreyi temsil ettiğini düşünelim. Yani zaman içerisinde değişiklikler göreceğiz buradaki y ekseni ise kanımızdaki glikoz yoğunluğunu temsil etsin. Tamam mı? Evet. Bu kanımızdaki glikoz yoğunluğu. Bu da en yaygın biçimiyle desilitre başına miligram olarak ölçülür. Yani miligram bölü desilitre. Vücudumuz kandaki glikoz miktarını desilitre başına en az 70 miligram, en fazla 120 miligram olacak şekilde tutmak ister. Bu aralığa en etkili aralık diyebiliriz. Çünkü 120'nin üzerine çıktığımızda hiperglisemi dediğimiz durum oluşur. Hiper çok miktarda anlamına gelir. Hiperglisemi ise kanda çok miktarda glikoz var demektir. Uzun süre boyunca hiperglisemi durumunun yaşanması göz, sinir ve böbrek hastalığı dediğimiz şeylere sebep olabilir. Göz, sinir ve böbrek hastalığı bunun nasıl olduğuna dair çok fazla detaya inebiliriz fakat şimdilik kanda fazla glikoz bulunmasının bu yapıların yeterince iyi çalışmamasına neden olduğunu anlamanız yeterli. Bu ne yazık ki oldukça yaygın bir sorun. Göz, sinir ve böbrek hastalığı için kullanılan diğer bir terim ise diyabettir. Tüm gece boyunca aç kaldıktan sonra birinin kan testinde glikozu iki farklı durumda da desilitre başına 126 mg'dan fazla çıkıyorsa eğer bu kişinin glikozu yani açlık kan şekeri seviyesi bu orandan yüksekse 126 mg'dan bu durum diyabet tanısı konulması için zemin oluşturabilir arkadaşlar. Diğer taraftan kanda çok az veya yetersiz miktarda glikoz olduğu durumlara hipoglisemi adı verilir. Hipo yani az veya düşük Glisemi ise biliyorsunuz yine glikoz anlamına geliyor. Hipoglisemik insanlar yorgunluk ve uyuşukluk hissedebilirler. Hatta bu durum devam ederse bir tür komaya girebilir. Daha da kötüsü, kanda çok az miktarda glikoz olduğu için hayatlarını bile kaybedebilirler. Çoğu insanda bu hipoglisemik etkiler desilitre başına 40 mg'ın altında görülmeye başlar. Genellikle vücudumuz kandaki glikoz seviyesini istenilen aralıkta tutma konusunda gayet iyi iş çıkarır. Bunu yapmak içinse az önce bahsettiğimiz hormonları kullanır. Şu noktada yemek yediğinizi düşünelim. Doğal olarak kanınızdaki glikoz seviyesi ne yapacak? Artacaktır. Çünkü yemek yiyerek sisteme daha fazla glikoz eklemiş olursunuz, değil mi? Zamanla vücudunuz glikoz seviyelerinin arttığını fark edecek ve bunu insülin salgılayarak ve glikoz seviyesini düşürerek tersine çevirmeye çalışacak. Bu önemli bir nokta. Çünkü insülin glikozu başka bir biçimde depolayarak kandaki glikoz yoğunluğunu düşürür. Birazdan bundan detaylıca bahsedeceğiz. Olabilecek diğer bir şey ise kanınızdaki glikoz miktarı düşebilir ki bu da bahsettiğimiz gibi iyi bir şey değildir. Vücudunuz bu durumu tersine çevirmek ve kanınızdaki glikoz miktarını arttırmak için Glukagon salgılar. Burada şunu aklınızda tutmanız önemli. Glukagon depodan glikoz salgılayarak kandaki glikoz yoğunluğunu arttırır. Yani glukagon tam tersini yapar. Depodan glikoz salgılar. Artık glukagon ve insülin salımının salınımının daha doğrusu kan glikoz seviyesini nasıl etkilediğini biliyoruz. Öyle değil mi? Artık hem glukagon salgıladığımızda hem insülin salgıladığımızda bunun kan glikoz seviyesini nasıl etkilediğini biliyoruz. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğine odaklanalım o zaman arkadaşlar. İnsülinle başlayalım. Bunun glikoz üzerinde birçok etkisi vardır. Fakat unutmayın, aslında bizim en nihayetinde yaptığımız şey bunu depolamak. İnsülin eşittir depolama diye aklınızda tutabilirsiniz. İnsülinin glikoza yaptığı ilk şey onun glikoliz denilen bir süreçten geçmesini sağlamaktır. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bizim videolarımızda da çok bahsettik. Bu geri döndürülemez bir süreçtir. Bunun sebebi de glikozu ATP'ye yani vücudumuzda kullandığımız en temel enerji birimine çevirmesidir. Bu önemli bir ayrım. ATP enerji olarak vücudun herhangi bir yerinde kullanılabilir. Evet, insülin glikozun enerjisini ATP'de saklamak yerine ne yapıyor? Glikozun glikojenez denilen bir süreçten geçmesine neden oluyor. Bu kelime glikojen oluşumu anlamına geliyor. Glikojen ve glikojen çok dallı bir polimer veya üst üste yığılmış bir sürü glikoz molekülü içeren bir moleküldür. Bu genellikle karaciğerde veya kas dokusunda kısa süreli saklanan enerjidir. Diğerinin aksine bu geri döndürülebilir bir süreçtir. Çünkü glikojen oluşturduğumuzda onu parçalayıp glikoz salınımı yapabiliriz. Son olarak insülinin glikoza yapacağı son şey, onun lipogenez geçirmesini sağlamaktır. Lipogenezde lipitler veya yağ asitleri üretilir ve bu geri döndürülemez bir süreçtir. Buradaki önemli nokta şu, glikozun enerjisini alıp adipoz doku veya yağ dokusunda uzun vadeli olarak saklayabiliyoruz. Peki ya glukagon? Bunun kan dolaşımına enerji veya glikoz salgılamak için kullandığı süreçler neler? Şu şekilde anlatalım. Kan dolaşımına glikoz salgılıyorsak bunu nereden yapıyoruz arkadaşlar? Salgılama yapılacak ilk yer glikojendir. Az önce bundan bahsettik. İnsülin kullanarak glikojen oluşturabiliriz. Veya çok fazla glukagon varsa glikojenoliz gerçekleşir. Glikojenoliz gerçekleşir. Bu glikojen yıkımı anlamına gelir. Bu da geri döndürülebilir bir süreçtir. Çünkü istediğimiz zaman glikozu glikojene döndürebiliriz. Glikoz enerjisinin salgılanabileceği diğer yapı ise aminoasitlerdir. Aminoasitler glukoneogenez olarak bilinen süreçten geçebilirler. Buradaki glu gluko glikoz neo yeni genez ise oluşturmak anlamında. Bu da geri döndürülebilir bir süreç yine arkadaşlar ve aminoasitler başka şeylerle gruplanıp glikoza çevrilebilirler. Glukagon'un yapabileceği son şey ise yağ asidi veya lipidi alıp onu glikoza çevirmek yerine keton cisimleri denilen yapılara çevirmektir. Keton cisimleri, keton cisimleri. Bunu da ketogenes yani keton cisimleri üretme süreci vasıtasıyla gerçekleştirir. Bu geri döndürülemez bir süreç ve aslında vücutta gerçekleşen acayip bir şey çünkü aşırı açlık durumlarında ortaya çıkıyor. Bir sebeple yeteri miktarda besin maddesi almadığımızda bu durum gerçekleşiyor. Bunun başvurulacak son çare olmasının sebebi, keton cisimlerinin son derece eşsiz olmasından kaynaklanır. Enerjileri sadece kalp ve beyin tarafından kullanılır keton cisimleri başka bir yere enerji sağlamazlar. Bu nedenle bu, uzun süreli açlık durumlarında hayatta kalmak için enerjiyi en kritik yerlere ulaştırmayı sağlayan bir son dakika mekanizmasıdır. Evet, insülin ve glukagon arasında sürekli bir çekişme olduğunu görebilirsiniz siz de. İnsülin kana salgılandığında glukagonun salgılanmasını engeller. Bu da bu iki hormon hedeflerinin ne kadar zıt olduğunu gösterir. İnsülinin veya glukagonun nasıl salgılandıkları veya nereden geldikleri hakkında konuşacak çok fazla şey var. Biz bu videoda bu hormonlara kısaca bakıp vücutta yaptıklarını şöyle kısaca sizin için gözden geçirmiş olduk arkadaşlar.